Şimdi bizi buradan izleyenler ve ekran başından izleyenlere özellikle söylüyorum. Bugün Masal Fuat Özkan programını, Masal abi, Fuat abi, Özkan abi izleyenler evlerden nasıl izliyorlar bizi? Fotoğraflarını çeksinler, göndersinler. Program içinde de o fotoğrafları yayınlayalım. www.kanalde.com.tr/Taksim. Bir şey yapmışlar, slash herhalde. Taksim. 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 Taksim A blok. Öyle gönderirseniz. Taksim Beyaz Show. Adresi bir de alttan geçelim. Evlerde biz nasıl izliyorsunuz bir görelim sevgili arkadaşlar. Özlemiş misiniz abi? Yani ekrana çıkmayı çıkmıyorsunuz yani. Tabii. Evet. Hiç, tamam. Ya MFE olarak neredeyse yeni CD'yi yaptık. Doğru. O zaman bile tanıtımı için sana gelemedik falan bir şeyler oldu. Senden sonra çıkmadık biz. Çıkmadık evet, hemen. 6-7 sene oldu. En son yine benim programda ama çok eğlendiğimiz programdı. Yani çok güzel programdı. 6 sene oldu evet. Zaman çok çabuk geçiyormuş ya. Öyledir. 6-7 sene ha. Geçiyorsa zaman çok çabuk demek ki grup halinde çok keyiflisiniz. Keyfiniz çok yerinde. Konserler devam ediyor. Bir sürü şey var. Yani ondan dolayı biraz zaman yoksa olmasa geçmez. Yok yaşlanınca çabuk mu geçermiş öyle bir şey. Zaten günler çabuk geçiyor ama... Ama keyifli olunca daha da çabuk geçiyor. Daha çabuk. Tabii. Ama bak bir şey söylüyor Masal abi diyor ki yaşlanınca çabuk mu geçiyor diyor. Ben Masal abiler için bir şey söyleyeyim. Bazı yaşı olmayan insanlar vardır. Yaşı olmayan. Onlara yaş biçemezsin. Onlar hep bizim gözümüzün önünde... Abi yok demiş ya. Efendim abi? Bahattin bir güzel hikayesi vardı. Fizik doktoruna gitmiş de ben demiş 20 yaşında hissediyorum kendimi. Demiş ki ama vücudun haberi yok bundan. Hayır. Vücudun da Adele'nin dedi. Adele'nin haberi yok dedi. Ne? Adele'nin haberi yok. Adele'nin haberi yok dedi. Ama 20 yaşında hissediyor musun gerçekten de? Yok 20 değil ama 30-40 hissediyorum evet. Abi, maşallah. Ben az çok kendimden biliyorum. Size hani sizin yanınızda elinize tabii dökemeyiz de sahneye çıkmak özellikle bence konsere çıkmak. Vallahi insana birer yaş attırır geriye yani. Ne acayip bir enerjisi var. Bizim bir lafımız var bu konuyla ilgili. Ya doğrusu ben bunu yaptım, evet. Çıkarttım ortaya ama çocukların da çok hoşuna gitti. Her konserden sonra en az 3 gün hayata aydınlık gözlerle bakarsın. Hayata? Aydınlık gözlerle bakarsın. Evet. Değil mi Masar? Evet. Yani sahne iyi geliyor gruba. Bize iyi geliyor. Kesinlikle. Sahne iyi geliyor. Peki sahneden önce mesela tartıştınız, kavga ettiniz, canınız sıkın falan. Olur, aile içerisinde olur. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ama sahne bile gebeleştiriyor herhalde o an. Sahnede her şey çözülüyor. Evet. Sahnede... En son nereye gittiniz abi turneye? Neresi vardı? En son turne... Ya, konserler yapıyoruz, üniversite konserleri yapıyoruz. Ya bazen burası neresi diye sorduğumuz oluyor vallahi. Ben de olmuştu bir gün Erzurum'da oyunda o kadar çok arka arkaya oynadım ki Erzurum'dayken sevgili Elazığlılar dedim böyle oyun sırasında. Çıt çıkmayınca anladım yanlış yerde olduğumu. Sizin sahne arkası, turne sırasında çekilmiş sahne arkası görüntülerinizi biz bulduk. Bence çok güzel görüntüler gerçekten çok sıcak ve samimi görüntüler. Harika. Herhalde sevgili Biricik çekmiş kamerasıyla da o görüntüleri. Kendi kendini de çekti. Evet. Klipte kendi kendini çekti. Çekti. Onu başkası çekti zannediyorlar. Halbuki ama bu bizim elimizdeki görüntü... Biricik'ten. Evet. Gerçekten samimi görüntüler. Masal Fuat Özkan'ın tamam yani biz burada çıkıyorlar. Hepimizin sohbeti, keyfimiz yerinde ama... Şuradan bir adım arkaya atıp da koridora çıktığımız zaman kulise doğru giderken... Sohbet tabii ki devasa değişmiyor. Vay be falan diye değişmiyor ama... Başka bir durumda oluyor. Herkes de bence onu merak ediyor. Yani bu adamlar burada ekran önünde hepimiz benim için de böyle samimi mi sahte mi falan filan diye herkes merak ediyor. Yorucu bir turnenin görüntüleri. Çünkü belli ki uçaktan inilmiş binilmiş. Devamlı. Yani gün kayması olmuş hepsi. Saat kayması falan. Felaket. Biraz yorucu bir turnenin görüntüleri ama çok eğlenceli. Hep beraber bir Masal Fuat Özkan'ın ekran arkasını konser arkasını izleyelim. Buyurun sultanım, sultanım buyurun. Bu işte gitti. Of çok sıcak. Ne haber? Çok sıcak burası, niye? Çok açım ya. Ne? Çorbamız ne var acaba çorba? Günün çorbası, ıspanak çorbası. Efendim? İspanak çorbası efendim, günün çorbası. Ama bunları hep tek başıma yapıyorum ben. Yani bana yardımcı olacak birisi lazım burada. Ben hep bunları tek başıma. Mesela bu ayakkabı buraya konulmaz. Bu buraya konulmaz bu ayakkabı. Tek susmak veya yaşamak dostum. Ne dersin? Belki sana bir masal, belki de hikaye. Şimdi
Şimdi hemen diyez geçiyorsun. Sadece V'lerin üstüne vur. Biz ne yapmışız? Vur, vur, vur. Üst hepsi uğur, 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 uğur. Bak şu bebelerin güzelliğine de bakayım. Üst ses oluyor mu bakacağım. Bak şu bebelerin güzelliğine. Böyle bir şey lazım. Şarkı. Ses açıyorsunuz. Ses açıyoruz. Ses açma. Bu görüntüler şeyden, konserden önceki görüntüler mi? Kuliste. Çok saçma gibi görünüyor ama çok doğru bir bazen şey. Bazen çalar söyleriz. Bazen... Yani daha çok peslerden yaparsak. Ne kadar pesler yaparsan o kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. O kadar tize çıkarsın. Ha! Ya. Şu ya. Bir ara... Sesi duyunca bir simit atasım geldi havada kapalı. Orada da ama sanat değişiyor orada. Orada. Burada düz çıkıyor. Ha. Son bağırışı yani Martı'nın. Bağırdı yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.